İhtiyari olarak e-arşiv mükellefi olanların e-deftere geçme zorunluluğu var mıdır? İhtiyari olarak e-arşiv fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler e-fatura sistemine geçmek durumundadır. Bahsetmiştik bu kapsamda. Yine ihtiyari olarak e-arşiv fatura sistemine kayıtlı mükellefler e-defter sistemini kullanmak durumunda değildirler. Elektronik deftere geçme zorunluluğu ancak Vergisu Kanunu 454 numaralı tebliğ kapsamında belli limitleri 2014 yılındaki 10 milyon ve üzeri brüt satışı hasılatına sahip e-fatura ve e-deftere geçmek zorundasınız. Bu doğrultuda e-arşive ihtiyari olarak geçiyorsanız e-deftere geçme zorunluluğunuz bulunmuyor. E-defterlere yüklenilmesi gereken ay sonunun hafta sonuna gelmesi durumunda bir sonraki ayda süre uzar mı? Elektronik defterlere ilişkin bu ay öyle bir durum yaşandı. Hafta sonuna gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü yüklenilecek son gün olarak belirlenmiştir. E-fatura sisteminde düzenlenecek faturaların ondan bir önceki düzenlenen faturadan daha önceki bir tarihe kesilmesi durumunda cezai işlem nedir? Bununla ilgili faturaların müteselsiz seri numaralarının ve tarihlerinin dönemsellik gereği birbirini takip etmesi gerekiyor. Ancak özel entegratör firmaların bu konuda sağlamış olduğu teknik olarak bir yazılımla ilgili bir kriter var. Bu doğrultuda özel entegratör firmanızla görüşebilirsiniz bu durumu da. Günde 37 kalem pazarlama kamyonundan fatura kesen ve 10 milyon sınırını geçen e-faturaya nasıl uygulayacak? Bu sistemde faturanın sisteme girişi sorgulanıyor herhalde burada. Bu doğrultuda e-arşiv mükellefi olabilirsiniz. E-arşiv mükellefi olmakla birlikte gelir dersi başkanlığına durumunuzu anlatan dilekçeyle başvuruda bulunduğunuz takdirde başkanlığın onayı ile birlikte toplulaştırmış belge tipi seçilerek elektronik deftere kayıt girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-faturaya tabi olan olmayanı nasıl fatura verecek? Olmayan kayıtları nasıl alacak? Elektronik fatura sisteminin karşılıklı olarak aktif çalışıyor olabilmesi için her iki tarafında e-fatura kullanıcısı olması gerekiyor. Karşınızdaki işletme e-fatura kayıtlı kullanıcısı değilse yine kağıt ortamda fatura düzenlemeye devam edeceksiniz. E-fatura e-defterden ayrılabilir mi? Tekrar anlatabilir misiniz? E-fatura e-defterden eğer zorunluluk kapsamındaysanız vergi usulü kanunu 421 ve 454 numaralı tebliğler kapsamındaysanız e-faturayı kullanan mükellefler e-defter de kullanmak zorundadırlar. Ancak siz ihtiyari olarak sisteme giriyorsanız bağımsız olarak isterseniz e-fatura sistemine geçebilirsiniz, isterseniz e-defter sistemine geçebilirsiniz. Yıl ortasından e-fatura ve e-deftere geçebiliyor muyuz? İhtiyari olarak geçebiliyorsanız istediğiniz tarihte geçebiliyorsanız zorunluluk kapsamındaysanız da zaten doğrudan e-fatura başvurusunda açtığımız linklerde görmüşsünüzdür. Hemen de geçebilirsiniz. 1-1-2016 tarihinden itibaren de geçebilirsiniz. E-arşiv faturasına geçmek için internet üzerinden İnternet üzerinden satış yapmak zorunlu mu yoksa herkes bütün firmalar geçebilir mi? Elektronik arşiv uygulamasına geçebilmeniz için Vergi Usulü Kanunu 433 numaralı tebliğ ile ki 443 numaralı tebliğ ile güncellenmiştir bu da. İrsaliye ibaresi eklenmiştir bu doğrultuda. 2014 yılı brüt satış hasılatınız 5 milyon ve üzeri ise ve yapmış olduğunuz satışlarınız internet üzerinden sipariş alınarak 6563 sayılı e-ticaret kavramındaki gibi internet üzerinden satış siparişi alınarak ve satışlarınızın internet üzerinden gerçekleştirilmesi doğrultusunda e-arşiv uygulamasına geçebilirsiniz fatura uygulamasına. İnternetten satış yapan ve brüt satışı 5 milyonu aşıp e-fatura mükellefi olmayan mükellefler e-arşive geçmek zorundalar mı? Bahsettiğimiz gibi iki kriteri sağlayan mükellef e-arşive geçmek zorunda. İhtiyari de geçseniz e-arşiv fatura uygulamasında mutlaka e-fatura sistemine öncelikli kayıt olacaksınız. Sonra e-arşiv fatura sistemine geçeceksiniz. Çünkü sistemin doğru çalışıyor olabilmesi için e-fatura sisteminde var olmanız gerekiyor. Çünkü e-arşiv uygulamasını anlatmıştık. Faturayı transfer eden kuruluş gelir dersi başkanlığı değildir. Faturayı kesen mükellefin doğrudan kendisidir. Bu kritere dikkat etmemiz gerekiyor. Akaryakıt, kırtasiye vesaire alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcı e-defter kullanıcısı ise perakende satış fişi düzenlenebilir mi? Bu konuyla ilgili perakende satış fişleri düzenlenebilir. Özellikle akaryakıt istasyonlarında 10'ar günlük fişlerinizi biriktirip
perakende satış fişlerinizi. Bunu da elektronik faturaya çevirttirebilirsiniz. Yine e-defter alanında baktığınız zaman da slaytlarda da göstermiştik bu konuda. Onar günlük ve bu yeni yayınlanan elektronik deftere ilişkin kullanım kılavuzlarında perakende satış fişleriyle ilgili onar günlük kayıtların sistem üzerine atılabileceğini, ancak bunların da birer icmal olarak hazırlanıp ve icmallerin de müteselsiz sıra numaralarının birbirlerini takip etmesi şartıyla sisteme kayıt yapılabileceğini diğer başlığın altından belirtmiştik. Bu doğrultuda kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Perakende satış yapan ve birden fazla mağazası bulunan firmamız bulunmakta. Bunun yanında internet üzerinden satış yapmakta. İnternetten yapmış olduğu satış tutarı 5 milyonun altında ve zaten e-fatura, e-deftere tabi. E-arşive geçmek zorunda mı? E-arşiv kriterimizi belirtmiştik. İki kriter: hem internet satışı olmak zorunda, hem de 2014 brüt satış hasılatı 5 milyon ve üzeri olmak durumunda. Geçmesi gerekiyorsa 1-1-2016 öncesi ve e-arşiv uygulaması şube bazlı kısmi olarak geçebilir mi? Yoksa müracaat ettiği tarih itibariyle tamam mı geçmeli? Eğer bu iki kriteri taşıyorsa tamamının 1-1-2016 tarihi itibariyle geçmesi gereklidir. Ancak siz yıl sonunu beklemek durumunda değilsiniz. İstiyorsanız da yıl sonundaki zorunluluk kapsamından önce de hemen geçiş sağlayabilirsiniz bu süreç içerisinde. Zaten e-arşiv mükellefi olduğunuzu belirtmişsiniz. Eğer özel entegratör firma ile çalışıyorsanız, özel entegratör firmaya e-arşiv fatura uygulamasından yararlanmak istediğinizi belirten bir dilekçeyle başvuruda bulunduğunuz takdirde sorun kalmayacaktır. Şube ya da şubeler ayrı defter ayrı mali mühür mü kullanması gerekiyor, yoksa merkezin mali mühürünü mü kullanacak? Eğer siz ve ayrı bir vergi kimlik numarasına sahipseniz sözel kişilik olarak ayrı ayrı mali mühürler başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Eğer ki tek bir vergi kimlik numarası altından şube bazında işleminizi yürütüyorsanız bir tane mali mühür başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Mali mühür başvuru süresinde HSM holdingler kimler kullanıyor? Mali mühür başvuru süresinde bahsettiğimiz HSM dediğimiz donanımsal güvenlik modülü sistemleri daha çok özel entegratör ve büyük holdinglerin tercih ettiği bir yöntem. Siz şöyle düşünün, bir holdingin başındasınız ve 35 tane grup şirketinin hepsinin faturasını aynı IP'den gönderebilirsiniz. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yazılı bir onay almanız gerekiyor. Her bir 35 tane grup şirketinin de her birinin mali mühür bilgileri farklı olduğundan tek bir IP üzerinden gönderilmesi doğrultusunda HSM adı verilen yazılımlar kullanılabiliyor. Bunu daha çok çok büyük işletmelerin tercih ettiği ve özel entegrasyon firmalarının tercih ettiği bir donanımsal güvenlik modülü. Kamu sertifikasyon merkezi formunu ve de kontunu postayla gönderdikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı'na bu konuyla ilgili bilgi veriyor muyuz? Eğer verirsek bilgi alacak aracı firmanın ismini yazıyor muyuz? Eğer siz başvuruda bulunup kamu sertifikasyon merkezine belirttiğimiz gibi başvuru formundaki, taahhüt formunun altındaki barkod numarasını bir boşluk bırakarak vergi kimlik numaranızla birlikte yazıp ödemesini yaptıktan sonra mali mühürleriniz kamu sertifikasyon merkezinden yaklaşık 1 hafta 10 gün içinde gelecek. Günde çünkü 1500 tane mali mühür üretiliyor ve ellerindeki aletleri gönderiyorlar. O sırada hangi araç varsa ellerinde. Bu doğrultuda Gelir İdaresi Başkanlığı'na herhangi bir bildirim yapmamıza gerek yok. Çünkü mali mühür başvurumuzdan sonra e-fatura ya da e-defter başvuru sürecini başlatacağımız için doğrudan zaten Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konu hakkında bilgisi olacaktır. E-fatura uygulama başvuru formu ve taahhütnamesi 2016'da resmi olarak geçenler mi yoksa kendi isteyenler mi veriyor? E-fatura başvuru uygulamasını zorunlu da olsa, ihtiyari de olsa başvuru formunu internet üzerinden dolduruyor olmak zorundayız. E-irsale e-fatura ile birlikte mi olacak? İşleyiş nasıl? Elektronik fatura uygulamacıları artık bundan sonraki dönemde irsale ile fatura düzenlemeyecekler. Malın tam o sıra, tam sevki sırasında faturanızı kesiyorsanız üzerinde tarihin, saatinin ve dakikasının yazılması şartıyla Vergi Usulü Kanunu 433 numaralı tebliğ doğrultusunda elektronik ortamda hazırladığınız kağıdın aynı şekilde kağıt ortamında çıktısını alarak üzerine irsale yerine geçer belgesi ibaret yazılması, şirket yetkililerinin imzası ve işletmenin kaşesiyle birlikte elektronik faturanız irsale yerine geçecektir bu doğrultuda. Vergi mükellefi olmayan alıcıya e-fatura gönderilmesi alıcının rızasına bağlı. Söz konusu rızası ile kabul şartı var mı? Onay yeterli midir? Eğer ki
Vergi mükellefi olmayan bir kişiye fatura düzenlemek istiyorsanız e-arşiv fatura kapsamında fatura düzenleyebiliyorsunuz bu doğrultuda. Satış esnasında alıcı yoksa banka ile parayı yolladıysa bu halde e-fatura için önceden rızası alınması yeterli mi? Siz elektronik ortamda düzenlediğiniz faturalar için doğrudan yaptığınız ticari hayatınızın devamlılığını gerektiren işi icrasını gerçekleştirdikten sonra faturanızı düzenleyip karşı tarafa doğrudan gönderebilirsiniz. E-fatura mükellefi bir şirket bölündüğünde başka bir şirket bünyesine geçen işletmesi yeni şirketin e-fatura mükellefi yapar mı? Şöyle bir örnek verelim. ABC işletmesi elektronik fatura uygulamasında olmayan bir işletme, XYZ işletmesi e-fatura uygulamasında olan bir işletme ve Vergi Usulü Kanunu'nun 421. maddesi doğrultusunda tam bir birleşme sağlandığı zaman siz e-fatura mükellefi olmasanız dahi eğer devraldığınız işletme elektronik fatura mükellefi ise bütün yükümlülükleriyle birlikte birleşme sağlayarak devraldığınızdan dolayı siz limitler altında dahi kalmış olsanız e-fatura mükellefi olacaksınız bu doğrultuda. Oluşturulan e-defter imza beraat kodu neler değiştirir? Muhasebe fişini rakamsal olarak ve belge türü olarak değiştirmiyorsa bile kod bozulur mu? Eğer ki siz üzerinde defteri bakarken bile yanlışlıkla bir boşluk bıraksanız ya da yanlışlıkla bir sıfır atmış olsanız dahi defterde hiçbir değişiklik yapmadığınızı düşünseniz de elektronik defterlerle beraatlar birbirlerine bağlantılı çalışırlar ve o yüzden sistem üzerinde beraatların üzerindeki kodlar değişecektir ve bu durum cezai yaptırımlarla karşıya kalmamıza neden olacak bir durum olarak karşıya çıkacaktır. E-Tebligatta Mal Müdürlüğü'ne bağlı ise ne yapacağız? Vergi Usulü Kanunu 456 numaralı tebliğ kapsamında elektronik tebligattan yararlanma zorunluluğumuz tüzel kişiler ve gerçek kişiler için geçerli demiştik. Eğer ki Mal Müdürlüğü'ne bağlıysanız ilgili bulunduğunuz yerdeki Mal Müdürlüğü'ne doğrudan başvuruda bulunuyor olmanız gerekiyor. Mali mühürü kaybettik veya bozuldu. Yenisi gelene kadar ne olacak? Hemen bir mali mühür başvurusunda bulunacaksınız. Yeniden bir mali mühür oluşturulacak kamu sertifikasyonu merkezinden. Her bir işlem için bir fiş olarak girecekse kapalı faturalar için iki fiş olarak mı girilecek? Öncelikli olarak bir tane satış kaydı gireceksiniz. Daha sonra kapalı ödemesini aldığınız için ilgili ödeme kaydına ilişkin ikinci fiş oluşturacaksınız. Tebliğde şunu söylüyor. 19 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğde diyor ki her bir YME maddesinin bir YME'ye konu olan işlemin bir YME maddesinde gösterilmesi zorunluluğu vardır. Bu doğrultuda eğer siz yaptığınız satışı bir kısmı kredi kartı bir kısmı nakit yapıyorsanız 3 tane belge üretmek durumunda kalacaksınız. Bir tanesi satış fişi, ikincisi 108 hesaplardan geçen kredi kartı, üçüncüsü ise nakit çıkışınızı ya da girişinizi gösteren kasa hesabını gösterecektir. Bordro ve benzeri dijital hazırlanmış belgeleri mali mühürle nasıl imzalayacağız? Bunları mali mühürünüze ya da elektronik imzanızla ekran üzerinden imzalayabilirsiniz ya da ıslak imza ile çıktılarını alıp ekranda yine elektronik ortamda bunları saklayabilirsiniz. Çünkü vergi inceleme memurları bundan sonraki süreçte belge bazlı denetim yapacağından bütün bu süreçleri tek tek görüp müteselsin sıra numaralarını takip edip etmediğinde kontrol edecekler. Bizim de mali mühürümü almamız gerekiyor mu? Defter hazırlayan mı almak zorunda? Tüzel kişiye sahip olan işletmeler Vergi Usulü Kanunu mükerrer 242. madde doğrultusunda mali mühürlerini temin etmek zorundalar. O yüzden siz muhasebe mesleğini icra eden bir mali müşavir ya da meslek mensubuysanız tüzel kişiliklerinize ilişkin mali mühürle defterleri oluşturacaksınız. Gerçek kişilerde 5070 sayılı e-imza kanununa göre elektronik imza almak durumundalar. E-defterlerde fiş birleştirme durumunda çeklere günlük mü girişini yapacağız? Tebliğ bu konuda çok açıktır. Çekleri ya da diğer belgeleri belgenin geldiği gün ya da işlemin geldiği gün sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Çeklerle ilgili girişlerde de bahsetmiştik. Bir çek bordrosu hazırlayacaksınız. Sisteme verdiği numarası takip edecek şekilde ve bir müşteriye ve ya da bir satıcıya ait olan çekler tek bir belge içerisinde gösterilecektir. Ancak bu tarzda bir toplulaştırma sağlayabilirsiniz. Eğer gün içinde size 10 tane çek geliyorsa ayrı firmalardan 10 tane çeki de ayrı ayrı sisteminize girmek durumundasınız. Döviz büromuz var. Döviz alım belgelerini e-fatura ya da e-deftere nasıl kullanacağız? Döviz alım belgeleri ve döviz satış belgeleri yine sistem aynı şekilde devam edecek. Bu döviz büroları sadece e-fatura mükellefleri döviz satışlarına bürü satış hasılatına baz alarak sisteme giriş yapacaklar. Ve bu doğrultuda e-fatura mükellefiyseniz zorunluluk kapsamında e-defter kullanmak durumundasınız. Ve aynı zamanda da
kendi içinizde döviz alış satış dışında yapacağınız olan işlemleri ilgili mükelleflere e-fatura olarak düzenlemeye devam edeceksiniz. Bir mükellefin franchising hizmeti fast food işi yapmakta, siparişler internet sitesi ve telefon üzerinden alınmakta. 2014 yılında 5 milyon satış cirosunu geçiyor. Ancak siparişler firmanın franchising'in yaptığı ana firmanın web sitesi ve çağrı merkezine gitmektedir. Bu doğrultuda e-arşiv mükellefi olma durumu var mı yok mu? Böyle bir soru gelmiş. Eğer üretici firma ürününü internet üzerinden satış yapan firmaya satışını yapıyorsa normal yollardan yapıyordur ve bu durumda üretici firma e-arşiv fatura uygulaması kapsamında kalmayacaktır. En önemlisi burada siparişin 6563 sayılı e-ticaret mevzuatına göre internet üzerinden siparişin verilmesi ve bu doğrultuda internet üzerinden satışın yapılmasıdır. Geçerlilik e-arşiv uygulamasında yararlanabilmek için. Siz nihai tüketici olarak internet üzerinden alıyorsanız üretici firma bu doğrultuda arşiv uygulaması kapsamına geçme zorunluluğu bulunmamakta. N11 ve benzeri internet firmaları aracılığıyla komisyon karşılığı satış yapmaktayız. Yine aynı durumda ki cevap geçerli olacaktır. Üretici firmalar normal doğal yollardan yapmış oldukları satışlar nedeniyle tabii burada da kriterlerine bakmak lazım. E-fatura mükellefi olmak durumunda mı, bulunmamakta mı? Eğer böyle bir zorunluluğu yoksa internet üzerinden satış yapan işletmeler doğrudan e-arşiv kapsamında olmak durumundalar. Alış kasa perakende fişleri ve e-defter kaydı nasıl olacak? Perakende satış fişleriyle ilgili icmalde anlatmıştık. Yine Ekim ayında çıkan e-defter kılavuzunda 10'ar gün olarak aynı icmal, aynı borcu hazırlanmak şartıyla muhasebenin temel prensibi tutarlılık gereğince 10'ar günlük olarak perakende satış fişlerimizin kayıtlarını sistem üzerinden atabiliyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: aldığınız perakende satış fişleri eğer e-fatura mükellefiyseniz mutlaka işletmenin ticari hayatını devam ettirecek konular dışında olmalı. Sarf malzeme vesaire gibi giderler, çeşitli giderler kaleminde olmalı. Eğer ki siz ana faaliyet konunuzu oluşturacak bir ham madde, yarı mamül vesaire bir şey alıyorsanız e-fatura kullanmak durumundasınız. Limiti her ne olursa olsun. Alıcı firmaların e-deftere tabi olup olmadığını nasıl anlaşılır? E-deftere tabi olup olmamakla ilgili zaten karşı tarafa keseceğiniz fatura sürecini ilgilendiren bir durum yok. Önemli olan e-fatura sistemine kayıtlı olup olmamasıyla ilgili durumlar var. Eğer sistem e-fatura, karşı taraf e-fatura mükellef ise e-fatura olarak kesmek zorundayız. Defterlerini tuttuğumuz imalatçı firma bir internet satışı yapan firma üzerinden satış yapmaktadır. Fatura nihai tüketici adına düzenleniyor. Ancak fatura bedeli N11'den komisyon kesiliyor. Yine burada bu süreçte bahsettiğimiz gibi üretici firma internet sitesine yapmış olduğu satışlar için e-arşiv mükellefi olma zorunluluğu yoktur. E-arşiv mükellefi olabilmesi için internet üzerinden satış yaptığı, bahsi geçen firmanın satış yaptığı için bürüt satış hasılatı 2014 yılı itibariyle 5 milyon ve üzeri ise 1-1-2016 tarihinden itibaren aktif olarak e-arşiv uygulamasına ve dolaylı olarak da e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Ancak e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. 454 ve 421 numaralı tebliğler kapsamında e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmediği için. Teşekkür ederim. Evet, İnci hocamıza teşekkür ediyoruz. Birkaç tane soru var. Onları da ben yanıtlayacağım. E-fatura geriye dönük olarak kaç günde kesilebilir? E-fatura bildiğiniz gibi yeni bir belge türü değil, mevcut bir belgenin teknolojik gelişmeler ışığında elektronik ortamda düzenlenmesi. Dolayısıyla amir hüküm olan vergi usulü kanunun 231. maddesinin 5. fıkrası burada da geçerli. En fazla 7 gün içerisinde e-faturalar geçmiş yönelik olarak kesilebiliyor. E-fatura kullanıcısı bir başka fatura e-kullanıcısına sehven kağıt fatura kesip KDV ile bildiriyor. Karşı firmanın KDV veya BS karşısında 5000 TL üzerinde ise sorumluluğu nedir? Yine aynı şekilde vergi usulü kanunu 353. maddesindeki özel usulsüzlük hükümleri çerçevesinde e-fatura düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen fatura hiç düzenlenmemiş kabul ediliyor. Dolayısıyla 200 liradan az olmamak üzere mevcut fatura rakamının %10'u kadar bir özel usulsüzlük cezası gündeme gelecektir. Burada unutulmaması, tabii ki burada bir üst limit var. 2015 yılı için 106.000 TL.
Bir de tabii unutulmaması gereken şey, hiç düzenlenmemiş kabul edileceği için o faturadaki KDV indirim konusu yapıldığından bir vergi incelemesinde eleştiri konusu yapılır. Resmi defter tasdik ettirecek miyiz? Hayır. Almış olduğumuz beratlar elektronik deftere geçtikten sonra noterden tasdik zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. E-defterde gider işlerken 320-336 gibi hesapları seçecek miyiz? Yoksa direkt kasadan çıkış yapabilir miyiz? Buradaki esas belirleyici olan durum Vergi Usulü Kanunu Mükerrer 355. maddesi ve 320 numaralı Vergi Usulü Kanunu Genel Tebliği. Buna göre 8000 TL'ye aşan ödemeler zaten bankadan yapılmak durumunda. Onun altındaki rakamların kasadan çıkışı söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada doğrudan 100 kasa hesabını çalıştırarak çıkış yapabilirsiniz. Ancak hem bunda hem az önce İnci Hoca'nın dediğiyle alakalı bir minik eklemem olacak. Fişlerin gider yazılmasında hocamın ifade ettiği gibi tabii ki üretimle ilgili olan harcamaların mutlaka faturasında olması gerekiyor. İşte günlük temizlik malzemesi, sarf malzemesi ve benzeri şeyleri fiş olarak kabul ediyor. Fakat bununla ilgili hafızam beni yanıltmıyorsa 204 ve 206 numaralı Vergi Usulü Kanunu genel tebliğleri var. 204 numaralı Vergi Usulü Kanunu genel tebliğinde KDV kurumlar vergisi açısından söz konusu fişlerdeki rakamın indirim konusu yapılabileceği, 206'da da oradaki KDV'nin indirim konusu yapılabileceği yazıyordu. Fakat 3 sene önce Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'nın vermiş olduğu bu muktezada özellikle kendi mükelleflerimize dikkat etmemiz gerekir diye söylüyorum. Müşterilerle yenen yemeklerin ya da personelin dışarıda yemiş olduğu yemeklerin fiş ile beyan edilmesi ve giderden düşünmesinin önüne geçti Maliye Bakanlığı. Dolayısıyla eğer sizin bir müşteriniz de dışarıda yemiş olduğunuz bir yemekte hem siz e-fatura mükellefi hem de karşı taraf e-fatura mükellefi ise burada herhangi bir şekilde fişi değil, ya yani bu bahsetmiş olduğum bu soru için de geçerli, mutlaka e-faturayı kullanıyor olmanız gerekir. 2014 yılında e-fatura kesmemiz gerekirken kağıt ortamda düzenledik. Bununla ilgili ne yapmamız gerekir? Her halükarda %10 ceza mı yiyeceğiz? Ceza kesilmemesi için bir şey yapılabilir mi? Burada tabii 2014'te geçilmesi gerekiyordu. Hak düşürücü bir süre. Aynı zamanda tabii cezanın başlangıç için bir süre söz konusu. %10'luk az önce ifade ettiğim gibi bir ceza gündeme gelecektir. Ama daha aslında tehlikeli olan o firmadan fatura alan şirketler faturalardaki gideri gider yazamayacaklar. Aynı zamanda faturalardaki KDV indirim konusu yapamayacaklar. Çünkü neden yapamayacaklar? Katma değer vergisi kanunu 29 ve 34. maddelerine baktığınızda 5 tane unsur bir arada olursa bir KDV'nin indirimi söz konusu oluyor. Bunlardan bir tanesinde indirime konu edilecek KDV'nin kanunen düzenlenmiş bir belgeye dayanması. Dolayısıyla burada da kanunen düzenlenmiş bir belge olmayacağı için tabii ki KDV indirim konusu yapılamayacak. Kaldı ki Vergi Usulü Kanunu 30. maddesinin 4. fıkrasına göre de bu re'sen ters sebebi. Çünkü bizim defterleri düzenlerken yararlanmış olduğumuz belgelerin kanunen usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgeler olması gerekir. Tabii ki kağıt ortamda düzenlenen bir fatura e-fatura olarak kabul edilemeyeceği için yine bu açıdan da re'sen tarihat Maliye Bakanlığı açısından gündeme gelecektir. E-faturada geçmiş tarihli fatura kesilebilir mi gibi bir soru. Teknik olarak 7 günü aşan faturaları kesmiyor olmamız gerekir. Az önce ifade ettiğim gibi. Ama eğer siz e-faturayı düzenleyeceksiniz ama belirli olmayan kısımlar var. Örnek vereyim. Örneğin sizin X firmasına fatura düzenleyeceğiniz belli. Tutarda daha henüz belli değil. Tutarı henüz netleştiremediğiniz bir kısım var. O zaman o faturayı sisteme girip, sistemde bekletip tutar kesinleştikten sonra bu faturayı düzenleyebilirsiniz. Bu takdirde tabii ki 7 günün çok üzerinde bir süre gündeme gelebilir. Ya da aynı şekilde bu gibi sıkıntıları yaşamamak için siz mükellefiniz 2 tane farklı seri numarası kendisine alarak 2 farklı seri numarasından faturalar kesip bu gibi sıkıntıları aşabilir. Evet, teşekkür ederim.
Elektronik tebligatla ilgili e-posta adresi olmayan mükelleflerimize kendimize e-posta adresini yazmak sakıncalı mıdır diye. Yani yoksa yazılacak. Gmail yazabilirsiniz, Hotmail yazabilirsiniz. Geçenlerde KEP sağlayıcılarıyla beraber Gelir Dersi Başkanlığı bir toplantı yaptı. Biliyorsunuz şu an için ikili bir yapı var ortada. Bir KEP var, bir de elektronik tebligat var. Bunlar muhtemelen yakında entegre bir şekilde çalışacaklar. Özellikle e-tebligatta bundan sonraki süreçte mükellefinizle ilgili herhangi bir değişiklik olduğu zaman en sıkıntılı konu şu, mükellefinizle ilgili değişikliği ya öncesinde ya da olduktan hemen sonrasında bildirmeniz gerekiyor. Bunu da muhtemelen KEP üzerinden yapıyor olacaksınız. Geri dersin hedeflediği şey bu. Mükellefin gerçek usulde internet vergi dairesi şifresi yok ise TC kimlik numarayla giriş yapabilir mi? Aynen öyle. Zaten şu gelir dairesine elektronik tebligatla ilgili gerçek kişiler iki şekilde müracaatta bulunabiliyor. Bir tanesi ek 2 ile diğeri de elektronik olarak. Gelir dairesinin gibgov.tr'ye giriyorsunuz. Aşağıda TC kimlik numarası ile giriş alanı var. Orada TC kimlik numarası ve aileden herhangi birisinin TC kimlik numarası, İşte anne kızlık soyadının birinci, ikinci harfi şeklinde doğrulamayla giriyorsunuz. Mükellef işlemlerinin hemen altında elektronik tebligat alanı var. Bir kayıt işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Cep telefonu vesaire. Bundan sonra da elektronik tebligatla ilgili işlemlerinizi alabiliyorsunuz. Her girişinizde de bir doğrulama olacak gerçek kişiler için. Eski yazar kasaların durumu ne olacak? Hurdaya mı ayrılacak? Eski yazar kasalarla ilgili hurdaya ayrılacak. Postlarla ilgili muhtemelen BDDK bir tebliğ yayınlayacak ve postları da toplayacak. Piyasada iki türlü yazar kasa var, yazar kasa olacak. Bir tanesi EFT post özelliği olan, bir tanesi de IP tabanlı. EFT postlar işte birden fazla postun çalıştığı bankayla entegre olan en gelişmiş halidir. IP yazar kasa ise sadece bir cihaz bağlanabiliyor, post makinesi bağlanabiliyor. Bunlardan herhangi birisini tercih edersiniz ama muhtemelen EFT post en fazla tercih edeceğiniz bir uygulama olacak. Bir de size bir bilgi daha vereyim. Artık bu akıllı yazar kasalarla ilgili 2 hafta önce, 3 hafta önce gelir dairesi bir toplantı yaptı. Bundan sonra vergi dairesine gitmeden de yetkili servisler üzerinden bu başvurularımızı online olarak yapıyor olacağız. İşte vergi dairesi ve gibi bütün işlemlerimize gideceğiz. Post cihazımız, EFT postla ilgili yazar kasamızı alacağız, akıllı yazar kasamızı. Servis o anda vergi dairesiyle ilgili bütün bildirimlerimizi de gerçekleştiriyor olacak. Yemek çekleri çok sıkıntılı bir durumdu. Bu da son çıkan uygulama kılavuzlarıyla beraber, TK1, TK2 ile beraber 17. maddenin sonunda yemek çeklerinin de bunlara entegre olmasıyla ilgili bir karar çıktı. Bir akıllı yazar kasa mevzusu gerçekten çok derin bir mevzu. Onu sonra daha geniş bir oturumda anlatmak lazım. Gerçekten çok farklı uygulamalar var. Kullandığım programın uygun olduğunu beratların ve e-faturaların sorunsuz gönderilmesinden anlayabilir miyiz? Şimdi sadece Gelir İdaresi Başkanlığı'nda yapılan 3 tane kontrol var. Vergi numarası, ünvan var, bir de formatı ile ilgili bir kontrol var. Onun dışında herhangi bir kontrol yok. Örneğin elektronik imzanız e-defterde de e-faturada da doğru mu atılmış diye bir kontrol mümkün değil. Böyle bir şey yok. Sadece bunu şöyle garanti altına alabilirsiniz. Gidersiniz kamu sertifikasyon merkezine, mali mühür uyum değerlendirme raporu o program için alınmış mı alınmamış mı? Bunlar genelde özel entegratörler alırlar. Onlar için mecburidir. Ama isterse diğer programlarda bunu alabilirler. Bu özelliği, bu uyum değerlendirme raporunu almış bir program gerçekten doğru imzalıyordur garantisini size verir. Mali mühürü aldıktan sonra e-fatura defter için zorunlu bir zamanlama mevcut mudur? Esasında zorunlu zaman 31.12.2015. Mali mühürünüzü bir an önce alın. Mali mühürünüz gelsin. Geldikten sonra da 31.12.2015'e kadar müracaat zamanınız var. O tarihe kadar da herhangi bir tarih seçebilirsiniz. Ya şimdi başlamak istiyorum ya da 1.1.2016'da başlamak istiyorum diye seçebilmeniz mümkün. Mevcut Luka Malimşar programında veri girip sonrasında e-defter modülüne entegre etmek mümkün müdür? E-defter cari içerisinde fişleri geri dönüp düzeltmek mümkün mü? Luka Malimşar paketinde değişik veri aktarma çeşitleri var. İşte fatura aktarımı var, Excel'den veri aktarımı var. Eski programlarınızdan otomatik veri tabanından verileri aktarabiliyoruz. Girdiniz, kontrol modülümüz var, çalıştırdınız. Hatta aynı fişin içerisine bir sürü evrak gibi hiç fark etmez ödeme yöntemlerine göre de. Zaten yeni bir arayüz üzerinde de çalışıyoruz, geçici vergiden sonra çıkacak. Tek tuşla ödeme yöntemlerine, belge türlerine göre de ayırabilmeniz mümkün e-defterin istediği formatta. Zaten daha göndermeden de bir sürü kontrolden geçiyorsunuz. E-defter veri girişinde mali müşavir çalışanı dışında ilgili firma çalışanı yetkilendirilebilir mi? Burada herhalde Luka için soruyorsunuz. Bizde sınırsız kullanıcı vardır.
E-defteri kurarsınız, mali mühürde firmadaysa bütün kontroller yapılmış olduktan sonra telefon edersiniz, indir artık dersiniz. Mali mühürle indirip bütün imzalama işlemlerini gerçekleştirebilir. İlla programı ya da bir şeyi, kasayı gidip yanınıza götürmek zorunda ya da laptopu yanınıza götürmek zorunda değilsiniz. Fatura aktarım modülü e-defter uygulamasında kullanılabilir mi? Luca için e-defter modu vardır. E-defter modunu seçerseniz eğer, fatura aktarım modülünde, işte banka entegrasyonunda, banka ekstresinde artık kılavuzlar ne diyorsa ona göre çalışır. Siz seçseniz de her bir belgeyi toplu kaydetmeye çalışsanız bile sistem bunları ayırır, ödeme yöntemlerine göre ayırır. Fatura aktarım modülü de bunlardan bir tanesi. Kağıt ortamında kesilen ithalat, ihracat faturalarının 1-1-2016 itibariyle tebliğde yazdığı üzere nasıl e-fatura olarak kesileceğini sormak istiyorum demiş bir meslek mensubumuz. Şimdi aslında tebliğ çok açık. Vergi Kanunu 454 diyor ki eğer diyor firma e-faturaya geçmişse ihracat olarak keseceğiniz faturayı elektronik ortamda kesebilirsiniz diyor. Burada sıkıntı şu. İhracat faturası yurt dışındaki birisi ya da KDV 11'deki işte yolcu beraberi mal teslimi hep yurt dışındaki kişi. Bunlar e-faturaya geçemeyecekler. Onlar yok. O zaman ne olacak? Onun için Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan bir teknik kılavuz bekliyoruz ama şimdiden söyleyebilirim ki Gümrük Ticaret Bakanlığı'na keseceksiniz. Onlar da gümrükten bunların kontrollerini yapacaklar ya da havaalanında bunların kontrollerini yapacaklar. Bir nüshasını da kağıt dökümünü de gideceksiniz ya ihracat yaptığınız kişiye göndereceksiniz. Onlar da çünkü faturada bir şekil formatı yok. Ya öyle vereceksiniz ya da mal teslimi yapıyorsanız da KDV 11'e göre kişiye e-faturanın kağıt çıktısını vereceksiniz. O da gidecek orada ETT'nin numarası var oralardan kontrol edecek gümrükte ve KDV'si kendisine ödenmiş olacak. Satıcıdan gelen faturaları onaylıyorum fakat karşı firmaya onayım gitmiyor fakat her iki tarafta kayıtlarını alıyor. BABS'de sıkıntı çıkmıyor. GİP portalı incelendiğinde bu sorundan dolayı cezai yaptırım var mıdır? Şimdi son 19 Ekim'den sonra bununla ilgili çok fazla hata mesajı geliyor. Hatta özel entegratör olarak özel entegratörlere de gelir dersi diyor ki şu faturayı onayla diye bir mesaj dönüyor. Onlar da manuel bunları onaylıyorlar. Dolayısıyla bu geçici bir sorundur. Ama e-fatura ile BABS kontrolü arasında hiçbir bağlantı yok şu an için. Böyle bir problem varsa ya özel entegratörle irtibata geçin ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'yla da konuyu görüşebilirsiniz. Ama bu işte Kasım'da, Aralık'ta çıkacak o bütün güncellemeler buna istinaden, bu gibi hatalara istinaden 19 Ekim'den sonra bunlar oldukça fazla arttı. Serbest bölgede faaliyet gösteren bir firma e-fatura, e-defter, e-arşiv uygulamalarıyla ilgili başvurusunu yapması gerekir mi? Zannedersem yine şu Vergi Kanunu 454'teki ihracat faturalarıyla ilgili durum. Burada da mutlaka firmanın e-faturaya geçiyor olması gerekiyor. Bir firma ihracat faturası kesti diye, kesiyor diye e-faturaya geçmiyor ya da e-deftere geçmiyor. Firma diğer durumlardan dolayı işte ÖTV 1 mükellefi, ÖTV 3 mükellefiyeti ya da işte dağıtıcı lisansı olabilir, brüt satış hasılatı olabilir neyse bu e-faturaya geçmişse kesiciye ihracat faturaları e-fatura olarak gönderilecek 1-1-2016 itibariyle. Dördüncü ayda defter onaylarken beşinci ayın işlemi yanlışlıkla dördüncü ayın tarihine girdi. Ne yapmak lazım? Şimdi dördüncü ayı oluşturduğunuz zaman mütakip üçüncü ayın sonuna kadar süreniz var. Beşinci ayın KDV'sini vermeden önce düzeltebilirsiniz. Yani kayıtlardan çıkartabilirsiniz. O kadar bir zamanınız var. 90 güne kadar istediğiniz yerde değişiklik yaparsınız. Hani KDV durumunuzu falan bozmuyorsa. Ama diyelim ki bu 90 günlük süreyi bitirdiniz. Yapacağınız şey ters kayıtta düzeltmek olacaktır. Başka yapılabilecek bir şey yok. Ama 90 güne kadar istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Bu here beratı göndermemişsiniz. Gönderdiniz diyelim ki 1 Nisan'da, Ocak ayının beratını gönderiyorsunuz. 1 Nisan'da böyle bir durum ortaya çıktı. Beratı silin, girin kayıtlarınızı ocağa, tekrar e-defterinizi oluşturun, imzalayın, gelir dairesine gönderin. Yani bu da çok mümkün. İade faturalarıyla ilgili bir soru var. Kağıt ortamında kesilen iade faturası elektronik faturada nasıl olacak? Yani diyelim ki 2015 yılında bir fatura var. Bunu iade edeceksiniz 2016'da. Nasıl yapacaksınız? Eğer kağıt ortamında kesilmiş bir faturaysa bunu e-faturanın altında açıklama kısmı var. Notlar kısmı var. Oraya diyorsunuz ki şu tarihli şu faturanın iade faturasıdır diyorsunuz. Mal olduğunu düşündüğünüz zaman. Gönderiyorsunuz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir faturanın, elektronik faturanın iadesini yapacaksanız eğer, iade faturası keserken iade nedeni diye bir alan var. Oraya ETTN numarası vardır, evrensel numaradır, o uniktir. Bir tane o fatura için geçerlidir, o numaraya yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki iade edebileceğim fatura budur diyorsunuz, onu kaydedip göndereceksiniz.
Ama kağıt ortamında gelmişi kaydederken, iade faturası keserken notlar kısmına bunu yazabiliyorsunuz. Bendeki sorular tamam. Sizde de bir şey. Evet, seminerimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişizdir. Ekstradan sormak istediğin sorular olursa da her zaman bize elektronik ortamda e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz.